Herkese selam. Bugün yeni bir ders çalışma günü videosuyla sizlerleyim. Saatlerimiz şu anda 10 geçiyor neredeyse ve yeni bir ders çalışma günlüğüme başlamaya karar verdim arkadaşlar. Bugün sabah sadece birazcık paragraf çözmüştüm. Şöyle göstereyim. Şu testi çözmüştüm. 10. testi. Şimdi 11'i ve hatta 12'yi de çözmem gerekiyor. Çünkü 11'i çözersem 18 soru çözmüş olacağım. Ama 20 soruya ulaşmam gerekiyor. Yani 2 soru için bir test daha çözeceğim sanırım. Ya da 11'i çözüp bırakabilirim. Çok emin değilim şu anda. Bugünün programından birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada yeni bir haftaya girdik ve yeni bir program yaptım arkadaşlar. Umarım programı başarıyla tamamlayabilirim. 20 soru paragraf çözmem gerekiyor. 20 soru problem, 40 soru kimya ve 40 soru coğrafya. Aynı zamanda coğrafya tekrar da yapmam gerekiyor. Çünkü fen derslerinde her ne kadar iyi olsam da sosyal derslerini gerçekten çok aksat ve sayısal öğrencisi olsam da sosyal derslerinden TYT sınavına gireceğim. O yüzden halletmem gerekiyor. İlk olarak 20 paragrafı tamamlamak istiyorum. Bir test daha paragrafı çözeceğim. Dediğim gibi 18 olmuş olacak. Sonra probleme belki başlayabilirim. Problemi de bu bir problem bir paragraf kitabından çözüyorum arkadaşlar. Bu arada bunun ismi sürekli ters söylüyorum ya. Bir paragraf bir problem. Şöyle kitabı göstereyim sizlere birazcık uzaktan. Zaten bunu kullandım biliyorsunuz. Sürekli problem önerisi istiyorsunuz. Problem kaynağı önerisi. Ben problem için sadece bu kaynağı kullanıyorum. Onun dışında paragraf için şu anda paragraf ritmini de kullanıyorum. Ama arada bunu da çözüyorum yani. Böyle kısa bir süre içinde bitirmek istiyorum bu kitabı da. Gerçekten bilmiyorum ne zaman bitir. Paragrafı ve problemi rutin haline getirdiğim için bunu da yakın bir zamanda bitirmek istiyorum. Kendime kitap bitirme hedefi koydum aslında. Bu kitabı bitirmek istiyorum ama paragrafı ritmi şu anda daha hoşuma gittiği için paragrafı bundan çözüyordum arkadaşlar. Bugün bundan mı çözsek acaba? Ya bu kitap sanki biraz zor gibi geliyor bana. O yüzden yeni bir problem kitabı aldım. Ben onu da geldiğinde paylaşacağım sizlerle. O zaman bugünlük bu bir paragraf bir problemi çözelim. Problemi de bundan çözelim. Paragrafı da. Paragraftan zaten 9 soru çözmüştüm. 22 soruluk denemeleri var. Bunları şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi bu paragraf denemesini bitireyim. 5. sorusunda bırakmışım bunu. Sonra bir tane de problem denemesi çözeriz olmazsa. Yine tekrar güncellerim sizi zaten. O zaman şimdiden paragrafla başlıyorum. Şuradan kendimize bir odaklanma müziği açalım. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll say artı 8 olacak. İçler dışlar çarpımında x çarpı x artı 8 48 çarpı 8 olacak. Şu an matematik dersimiz başladı ama haberimiz yoktu arkadaşlar. Öğretmenimiz yemekten sonra açacağını söylemişti. Ben de unutmuşum. Paragraf çözüyorum. Neyse şimdi hemen apar topar derse girdim. Bu arada benim de mikrofonun açık olduğunu farkında değilim. Burası 4 olacak. Burası 4 olacak. Uzun kenar 8. Burası 8 olacak. Hepsiniz siz mesela bakar bakmaz da göreceksiniz. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Şimdi matematik online dersimiz bitti ve arkadaşlar size onu anlatacağım. Galiba beni çok duymamışlar ama ben duydular sanıyordum. Böyle bayağı utandım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben burada güncelleme yapıyorken yanlışlıkla mikrofonu açık unutmuşum ve konuşurken beni duydular galiba birazcık. Sonra matematik öğretmenimiz şey dedi. Deniz mikrofonu açık olduğunu farkında değil galiba dedi. Ve sonra ben fark ettim. Böyle birazcık rezil oldum ama
Olsun, komikti yani. İlk başta biraz utandım ama. Şimdi biz canlı yayına geçeceğiz. Instagram'da bir arkadaşım. Şu an ekranda gördüğünüz Instagram adresimden beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Geçeceğiz. Ben şimdi soruları toparlayacağım. Sorular sorduğunuz bize, onları cevaplayacağız. O yüzden şimdi o soruları bir kağıda yazacağım. Telefonumdan canlı yayında olacağım için. Bu şekilde arkadaşlar sizi bir güncellemek istedim. O zaman akşam yine derse geçince güncellerim sizleri. Şimdi görüşmek üzere. Canlı yayınımız bitti. Saati göstereyim sizlere. Bu arada canlı yayındayken video çekecektim birazcık böyle videoya koymak için. Ama unuttum maalesef. Ama yine de güzel bir canlı yayındı. Çarşamba günü de İlayda ile birlikte canlı yayın açacağız. Bu şekilde 2 günde bir falan açmayı düşünüyorum. Tanıdığım kişilerle, arkadaşlarımla, böyle stadyum hesabı olanlarla. Hem sizin sorularınızı yanıtlamak için hem de böyle muhabbet olsun diye şimdi karantinadayız da biraz sıkılıyor olabiliriz. Bu arada canlı yayın yaklaşık 1000 kişi katıldı arkadaşlar. 936 kişi sanırım. Hatta bakayım tekrardan. Evet, 936 kişi katılmış arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yayındı. Teşekkür ederim gelen herkese, eğer buradan beni izleyen varsa. Şimdi o zaman ben tekrar çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Böyle bir güncelleme yapmak istedim sizlere. Üstüm başım giyinirken, hazırken. Şimdi bugün neler yapacağımdan birazcık bahsedeyim kısaca. Coğrafya çözmeyi düşünmüyorum gece. Çünkü gerçekten anlayamıyorum gece nedense. Sabah erken kalkıp belki çalışabilirim. Umarım başarılı olurum. Bu arada paragraf ve problem çözüyordum. Bir paragraf, bir problem kitabımdan şu an. Bu kitaptan bir tane paragraf denemesi, bir tane problem denemesi çözeceğim. Sonra belki de aktif matematikten devam edelim. Aktif matematikten problem çözeyim ya da ya. Buradan problem çözmeyeyim. Tamam, bundan paragraf çözeyim. Aktif matematikten problem çözeyim. Bu arada aktif matematik gerçekten kolay bir kaynak. Eğer kolay kaynak arıyorsanız bakabilirsiniz ama aşırı derecede kolay yani arkadaşlar. Söyleyeyim, sonra pişman olmayın. Ben biraz pişman oldum açıkçası. Onun dışında matematikten karede alanı işledik ve kareyi işledik. Bitirmek üzereyiz. Ne kalmıştı? Deltoid konusu kalmış son. Ve origami falan filan var. Onları bayramdan sonra öğretmemiz, bitireceğimizi söyledi. Aslında bu kimyada asitler bazıları çözdüm. Şu kitabımla ilerlemem lazım. Bunu alayım. Aslında TYT kaynağım vardı şu orbital yayınlarından. Ama bunu bitirdim, asitler bazlar kısmını. Tuzlar kısmı kaldı sanırım son olarak. Bu asitler bazlar ve tuzların çap fasikülünden, 10. sınıf fasikülünden ilerlemem lazım. Şu sonda acemi amatör uzman testleri var ya. Acemileri bitirdim. 4 tane acemim vardı. 7 tane amatör var arkadaşlar. Kaç tane çözerim bilmiyorum ama galiba amatörlerin hepsini çözmeyeceğim. 40 soruya tamamladığımı bırakırım diye düşünüyorum. Şimdilik yapacaklarım bu şekilde o zaman. Problem, paragraf ve kimya ile devam ediyorum. Yarın sabah da coğrafya tekrar ve coğrafya soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Hatta bugün belki halim olursa coğrafyadan konu anlatım videosu da izleyebilirim. Tam olarak hangi kanalı izleyeceğim bilemiyorum ama hocalara geldik, izlemiştim önceden. Bir soru cevap kutucuğu açayım. Ona göre de coğrafyadan kanal önerilerine bakalım sizlerle birlikte. Instagram'da paylaşayım. Önerisi olanlar varsa onu da sizlerle paylaşırım zaten. Şimdi ben o zaman dersten önce biliyorsunuz ki paragrafa devam ediyordum. Bu arada derse gerçekten çok rezil aldım arkadaşlar. Neyse, çok uzatmadan şimdi ben paragrafımı çözeceğim. Daha sonra probleme geçeceğim arkadaşlar. Şöyle story'yi paylaşıyorum arkadaşlar. Şu an okuyabiliyor musunuz? Okuyamıyorsunuz galiba, biraz daha yaklaşayım. Böyle coğrafya için video izleyeceğim. Aynı kanal tavsiye edersiniz yazdım ve paylaştım şu anda. Önerileri sizlerle paylaşırım zaten. En çok hangisini beğendiğimi de paylaşırım. Şimdi daha vakit kaybetmeden hemen derse geçiyorum.
ilk defa bu kadar kötü bir paragraf deneme sonucu elde ettim galiba. Yani kaç yanlışım olduğuna bile bakasım yok şu an. Netimi hesaplayasım bile yok. O derece kötü. Kim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 doğru 11 yanlışım var 22 sorudan. Şaka gibi. Neyse arkadaşlar, yanlışlarıma yarın bakacağım çünkü gerçekten moralim bozuldu. Şimdi problem çözmek istiyorum birazcık da. Problemi de dediğim gibi bu aktif matematik kitabından çözeceğim. Dünkü sır problemlerini devam etmiştim, birazcık onları çözmüştüm. Bu arada gerçekten çok kolay bir kitap, şöyle göstereyim, görüyorsunuzdur zaten. Hani burada mutlak değer almış, x artı 2 5 ise x artı 2'yi 5'e bir de eksi 5'e eşitleyeceğiz falan. Acayip kolay bir kitap. Burada kesir sayı problemleri vardı. Şimdi buradan devam edeceğim. Bir tanesi toplam 16 soruymuş. Şuradaki 4 soruyu da çözerim bir sonraki sayfadaki. Toplam 20 tane problem çözmüş olurum. O yüzden şimdi başlıyorum, buradaki 20 soruyu çözeceğim. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Arkadaşlar bakın, kalem oynatmadan çözdüğüm sorular bile var. Yani acayip kolay bir kitap. Şimdi ben problemle alakalı, bir dakika, şu an tripodum takıldı. Şuradan şöyle. Problemlerle alakalı çözmem gereken soruları bitirdim. Şimdi ajandama yaptıklarımı bir yazmak istiyorum. Sonra da zaten sahura yaklaşık 1-1,5 saat kaldı. O yüzden biraz uyuyacağım. Sahurdan sonra belki çalışırım ama büyük ihtimalle çalışmam. Sabah biraz erken kalkmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğim. Kimya ile coğrafya yarına bırakacağım arkadaşlar. Şöyle yaptıklarımı yazmak istiyorum şimdi. Şimdi 9 soru paragrafın ritminden çözmüştüm. Daha sonra 22 soruluk bir paragraf bir problem denemesi çözdüm paragraf konusunda. Toplam 31 soru paragraf çözmüşüm bugün. Ve az önce 20 soru aktif matematik kitabından problemler çözdüm. Kesir sayı problemleri. Toplamda bugün 51 soru çözmüşüm. Yarın çözdüklerimi, sabah erken çözdüklerimi tekrar bugüne ekleyeceğim. Daha sonra yarının programına başlayacağız. Bugünlük bu şekildeydi arkadaşlar. Yarın o zaman tekrar görüşmek üzere.